Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Sıfırdan 8'e hazırlık kampımız mükemmel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. İlk dersimizi sizlerle beraber tamamlamıştık ve gerçekten çok güzel bir ders olmuştu sevgili arkadaşlar. Ve ikinci dersimiz olan EBOB ECOG'la devam edeceğiz ve ilk konu olan çarpanlar, katlar, EBOB ECOG konusunu tamamlamış olacağız arkadaşlar. EBOB ECOG zaten LGS'de de soruların en çok geldiği bölüm olduğu için bizim için de çok büyük bir önem arz ediyor. O zaman ne diyelim, ikinci dersimiz başlasın arkadaşlar. Sıfırdan 8'e kampımızda tabii ki çok zor sorulara değinmeyeceğiz. Temel seviyeden başlamak istiyorum. Zor sorularla meşgul olmak istemiyorum. Yeni nesil soruları görmek istemiyorum diyen arkadaşlar varsa 0'dan 8'e zaten kitabımız tam da sizler için ortaya çıkarılmış muazzam bir kaynak arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber EBOB, ECOG kavramlarına bir bakalım arkadaşlar. Şimdi EBOB kavramına bakalım. Yani açılımı en büyük ortak bölen. Arkadaşlar en büyük ortak bölen kavramımız nedir? Hemen ona bir bakalım. Şimdi öncelikle 2 veya daha fazla sayımız olması lazım arkadaşlar. 2 veya daha fazla sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne en büyük ortak bölen adını veriyoruz. Peki bunlarda sadece bir tane mi bölen var? Hayır arkadaşlar, örneğin bakın 28'e baktığımızda 28'in bölenlerini yazıyoruz. Bakın burada 1 var, 2 var, 4 var, 7 var, 14 var, 28 var. Peki hocam bunu nasıl buluruz? Geçen dersimizde göstermiştik arkadaşlar. Eğer bunu tam olarak zihinden yapamıyorsanız hemen şunu yapacaksın. 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 3 olmaz çünkü 3'e bölünmüyor. 4 çarpı 7 yapıyorsun ve muazzam bir şekilde çarpanlarını ayırmış oluyorsun bu arkadaşın, 28'in. 16'ya bakalım. 16'yı da aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Diyelim ki tam zihinden yapamadın. Hemen ne yapıyorsun? 1 çarpı 16 diyorsun. 2 çarpı 8 diyorsun. 3 olmaz. 4 çarpı 4 diyorsun. Ve buradan da çarpanlarını bulmuş oluyorsun. Bunun yanında sevgili arkadaşlar, bunun yanında ne yapalım? Peki ortak, şimdi bu çarpanları bulduk. Ortak çarpanları bulalım. Ortak çarpanlarımıza bakın şöyle ne yapıyorum? Fosforlu kalemle işaretliyorum. Bakın ortak çarpanlarımız 1 var, 2 var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 var. Başka da ortak çarpan yok. Peki ortak çarpanları da bulduk bakın. Şimdi ortak bölenlerden bakalım. Şimdi bölenleri bulduk. Bölenleri hallettik. Bakın şu başlıkta şunu karalayabiliriz. Ortakları bulduk mu? Ortakları da bulduk arkadaşlar. Bunu da hallettik. Şimdi ne kaldı sırada? En büyüğünü bulmakta. Ortak olanlara bakalım. Ortak olanlara baktığımızda arkadaşlar. Ortak olanlara baktığımızda. 1. Sonra arkadaşlar 2 ve 4. Bunların en büyüğü hangisi? En büyüğü de 4. O zaman şöyle diyebilir miyiz? En büyük ortak bölen EBOB'ları kaçtır bunun? 4'tür arkadaşlar. EBOB'ları bakın zaten şurada da ne yapmış, göstermiş oluyoruz. Yani bazen en büyük ortak böleni genelde tabii ki soruyor ama bazen ortak bölenleri de bulmamızı istiyor arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat ediniz. En büyük ortak bölenlerimiz bu. Bu arada hadi bakalım sizlere de bir soru sormak istiyorum. İki tane sayı vereceğim. Bu iki sayının ortak bölenlerini arkadaşlar ne yapacaksınız? Sizler bulun. Hemen şurayı siliyorum ve diyorum ki size ödev. Bu ödevin sayılarından bir tanesi arkadaşlar 48 olsun. Bir tanesi de 64 olsun. 64 ile 48'in ortak bölenlerinden, yani EBOB'unu bulun bakalım. EBOB'unu bulun bakalım arkadaşlar. EBOB'larını bulun. EBOB en büyük ortak böleni bulun ve yorumlara yazın. Hadi size bu da soru olsun diyelim ve bu da ödevimizi verdikten sonra, yani kısa bir ödev tabii ki, yani böyle bu öğrendiğiniz bilgiyi tekrar etme amaçlı sorumuzu verdikten sonra konumuza sizlerle beraber mükemmel bir şekilde devam edelim. Şimdi arkadaşlar karşımıza çok güzel yeşil bir tahta ve içinde bilgiler var. Bu bilgileri bir inceleyelim bakalım. EBOB bölen listesi yöntemiyle bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar tabii ki üstteki bilgi, yani üstteki bilgi 6. sınıfta öğrendiğimiz bilgi. 6. sınıfa geldiğimizde heyecanlıydık, deliydik, doluyduk. Daha da böyle LGS'nin L'si bile aklımızda yokken büyük bir heyecanla arkadaşlar bu konuları öğrenmiştik. Ama tabii ki LGS zamana dayalı bir sınav olduğu için aynı zamanda çok pratik olmamız lazım. Peki EBOB'un başka bir yöntemi yok mu? Yani daha pratik bir yöntemi yok mu? Sorusunun cevabı tabii ki var arkadaşlar. Peki nedir? Bölen listesi. Arkadaşlar iki sayımızı yazıyoruz. İki sayımızı güzelce bakın böyle buradaki gibi yazıyoruz. Yazdıktan sonra bölmeye başlıyoruz. Yine en küçük asal sayı olan 2 ile devam başlıyoruz. 3 ile devam ediyoruz. 5 oluyor, 7 oluyor. Sonra 11 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi önce 2 ile başlıyorum. Diyorum ki ey güzel arkadaşlar. Yani sevgili 16 ve 28 siz 2'ye böleyim mi? Bölebilirsin diyor. 16'yı böldüm 2'ye 8. 28'i 2'ye böldüm 14. Aa bakıyorum ortak böldü. Bak adı üstünde ortak böldü. O zaman diyorum ki seni şöyle yuvarlak için alayım.
Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü bazen arkadaşlar unutuyor. Unuttuğu zaman da EBOB'u yanlış buluyor. Sonra devam ediyorum. 2 böldü ya. 2'ye diyorum ki aferin, al sana madalya. Al sana yıldız diyorum. Yıldız arkadaşlar ne yapıyorum? Veriyorum. Devam edelim bakalım. Sonra 8 ve 14 oldu. Yine 2 ile devam ediyorum. Asal sayılarımız en küçüğü biliyorsunuz 2 ve genelde 2 ile başlıyoruz. 8'i bölüyorum. 8'i böldükten sonra 4. 10'a 14'ü 2'ye bölüyorum. 7. Aferin. İkisini böldün diyorum sana. Tebrikler. Al sana bir madalya diyorum. Ve madalyasını, yıldızını takdim ediyorum sevgili 2'ye. Sonra devam ediyorum. 2'ye böldüm. 4 2'ye bölünüyor fakat 7 bölünmüyor. Aman Allah'ım, o zaman bu ikisini bölmediği için yıldızı hak edemiyor. Yani madalyayı hak edemiyor. Sonra devam ediyoruz. Sonra 2'yi 2'ye böldüm. 1 oldu. Bakın bu final. Finito yaptı arkadaşlar. Bitirdi. Bu bitti. 1'i görenler zaten bitiyor. Sonra 7 ne olacak? 7'yi de asal bir sayı olduğu için kendisine bölerek ne yapıyoruz? Finali yapıyoruz arkadaşlar. Ve buradan diyoruz ki sayıların EBOB'unu bulurken bölen listesi yöntemiyle ortak olan bölenleri buluyorum. Ve bunları çarptığımda sayıların EBOB'unu pratik bir yöntemle bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakın 16 ile 28'in EBOB'u 4'müş. Bunu söyleyebiliriz. Mutlaka bu da güzel bir yöntem. Diyor ki asal çarpanların arkadaşlar, hemen şöyle bir kalemi ne yapıyorum? Diyor ki asal çarpanların çarpımı şeklinde verilen sayıların EBOB'ları bulunurken hangi yöntem kullanılır? Hemen onu size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çok da güzel bir yöntem. Şimdi baktığımız zaman iki tane sayımız var. Bu sayılarımızın arkadaşlar, bu sayılarımızın ortak olanları, zaten ortak böyle ya, ortak olanlarından üssü küçük olanları alınır. Mesela bakın 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 4 var. Burada hangisini alacağım ben? Tabii ki EBOB'larda, bakın EBOB'larda üssü küçük olanı alacağım. Yani 2 üzeri 3 hoş geldin diyorum. Hoş geldin aramıza. Sonra 3'e bakıyorum. 3'ten ortak yok. Ne yazık ki 3'ü almıyorum. 7'ye bakıyorum. 7 ortak değil. Onu almıyorum. 5 üzeri 2, 5 üzeri 3 var arkadaşlar. Dolayısıyla 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 3'e baktığımızda hangisini alırım? Tabii ki 5 üzeri 2 alırım arkadaşlar. İşte bizim sayılarımızın üstü ifadelerin EBOB bulunurken de ne yapmış oluyoruz? Bu yöntemi kullanıyoruz. Yani ortak olanlardan üssü küçük olanları alarak üstü ifade şeklinde verilen sayıların EBOB'unu mükemmel bir şekilde bulabiliriz. Bunu da özellikle vurgulamış olalım arkadaşlar. Ben Furkan Taha Yeşilyurt, LGS Türkiye birincisi oldum ve Robert Koleji'ne gideceğim. Peki LGS hazırlık sürecinde sen nasıl hazırlandın? Ben sadece Tonguç dershaneye gittim. Ne özel ders aldım ne de gerçek bir dershaneye gittim. Okuldan zaten 5'e kadar sürüyordu. 5'ten sonra da geliyordum. Tonguç dershaneden denemelerimi çözüyordum. Konulara bakıyordum. Sonra uyuyordum. Hadi bununla alakalı bir soru yapalım. Örneğin bakın burada K sayısı var, L sayısı var. Bu sayıların EBOB'larını bulacağız. Şimdi kimler burada ortak? Hemen ortaklara bakıyorum. 2 var ortak. 2 var ortak. Onu alıyorum. 7 ortak var. Burada da arkadaşlar 7 ortak var. Onu alıyorum ama 3 ve 11'e ne yazık ki ne diyoruz? Bizimle değilsin sevgili. 3 ve 11 bunları almıyoruz. Peki arkadaşlar K ve L'nin EBOB'unu alırken, EBOB'unu alırken arkadaşlar, şöyle de hatta bir jix bir gösterim yapalım. EBOB'unu alırken 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 hangisini alırım? Tabii ki 2 üzeri 4'ü alırım. 7 üzeri 3 var, 7 üzeri 2 var. Hangisini alırız? Tabii ki küçük olanı alacağız demiştik. Dolayısıyla 7 üzeri 2 olarak ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz bunları. Ve bu şekilde de ne yaptık sevgili arkadaşlar? EBOB'larını, üstü sayıların EBOB'larını bulmuş olduk. Bunun yanında hadi sizle beraber şöyle bir soru yapalım. Mesela diyelim ki şu kısımla alakalı bir örnek yapalım. Mesela diyelim ki arkadaşlar kaç olsun? Örneğin 36 sayısıyla kaç olsun mesela? 48 sayısının EBOB'larını bulalım. Nasıl bulacağız? Bölen listesiyle bulalım. Önce 2 ile başlıyorum. 2'ye böldüğüm zaman kaç oldu burası? 18. Burası kaç oldu arkadaşlar? 24. Aferin diyorum, ikisini böldün ve sana yıldız verdik. Devam ediyorum 2 ile. 18'i 2'ye böldük, 9 oldu. 24'ü 2'ye böldük, 12 oldu. Yıldızımızı koyduk. Devam ediyorum. Şimdi 2'ye bölüyorum. 9 2'ye bölünmüyor. Aynen aşağı indiriyoruz arkadaşlar. 12'yi 2'ye bölersek 6. Yıldız koyuyor muyuz? Hayır, koymuyoruz. Çünkü ikisini bölmedi. 2'ye bölüyorum. 9 yine bölünmüyor arkadaşlar. Fakat 6 bölünüyor. Böldüğüm zaman kaç oldu? 3. Yıldız veriyor muyum? Hayır, vermiyorum. Çünkü ikisini bölmedi. Şimdi 2'ye bölünmüyor ikisi de. 3'e böleceğim. 3'e böldüğüm zaman 3'ü 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. Aferin diyorum, sen ikisini de böldüğün için yıldızı hak ettin sevgili 3 arkadaşım. Ve yıldızımızı veriyoruz. Sonra bu zaten 1 olduğu için tamamlandı. 3'ü 3'e bölerek burada da ne yapıyorum? Final yapıyorum. 1'i görünce final olmuş olacak arkadaşlar.
Onu da özellikle vurgulayalım. Bakın ortak olanlarımızı şöyle bir renkli kalemle de üzerinden geçelim. Ve EBOB'unu buluyoruz arkadaşlar. EBOB'umuz bu arkadaşların EBOB'u yani en büyük ortak böleni 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani kaç olur biliyor musunuz? 12 olur. En büyük ortak böleni 12. Peki hocam 12'nin çarpanları da bu sayıların ortak böleni midir? Evet. Mesela en büyük ortak böleni 12. Ama bunun yanında mesela 12'nin çarpanları da ortak böler. Örneğin bu sayıları 6 da ortak böler. 3 de ortak böler. 4 de ortak böler arkadaşlar. 2 de ortak böler. 1 de ortak böler. Ama en büyüğü kaçtır? En büyüğü arkadaşlar nedir? 12. Yani EBOB olarak bulmuş olduğunuz sayının çarpanları da bu sayıların ortak bölenleridir. Bunu da özellikle vurgulamış olalım. Tabii ki üst olarak da arkadaşlar nasıl EBOB bulunduğundan bahsetmiş olduk sizlere diyelim ve yolumuza en küçük ortak katla devam edelim. En küçük ortak kat bunlar böyle abi kardeş gibi ya da amca oğlu gibi arkadaşlar EBOB, EKOK çok böyle beraber hiç ayrılmayan ikili gibi. Şimdi en küçük ortak kat nedir ona bakalım. EKOK olarak ifade ediliyor. Yine sıra sıra gideceğiz. Öncelikle sevgili arkadaşlar 2 veya daha fazla bakın 2 veya daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne EKOK adını veriyoruz. Yani bu nedir? Bu nedir arkadaşlar? Ortak kat diyor. Katlanmaktan gidiyor. 4'ün katlarını mesela bakın yazmışız. 4'ün katları. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 diye gidiyor. 6'nın katlarını ortak olarak yazmışız. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 diye gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor tabii ki. 4 ve 6 sayılarının ortak katlarının en küçüğü kaçtır? En küçüğü ilk buluştukları, ilk arkadaşlar beraber telaffuz ettiğimiz sayı kaçtır? 12. Ondan sonra kaç arkadaşlar? 24. O zaman zaten bize en küçüğünü sormak zorunda. En büyüğünü sorarsa arkadaşlar bu sonsuza kadar gidiyor Allah aşkına. Nerede değil mi yani? Nerede biteceğini bilmiyoruz ki. 24 var, 36 var, 48 var, 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon sonsuza kadar gider. Onun için biz neyi buluyoruz? En küçüğünü buluyoruz. Nerede buluştular ilk olarak sevgili arkadaşım? 12'de buluştular. Ve dolayısıyla da en küçük ortak katı kaçtır diyoruz? 12'dir diyoruz. Peki hocam bir sınava gireceğiz. Allah aşkına LGS sınavında bunlarla mı uğraşacağız ya? Bir de daha pratik bir yöntem gösteremez misiniz? Tabii ki arkadaşlar gösteririz. Hemen ne yapalım? Bulmuş olalım. Geldik ekranımıza arkadaşlar. Buradaki ekranımıza geldik. Yeşil tahtamıza geldik. Diyor ki bizlere diyor ki EKOK'u bölen listesi ile daha pratik bir şekilde bulabilirsin. Peki nasıl bulacağız? Hemen ne yapıyorsun? 4 ile 6'yı normal az önce yapmış olduğumuz gibi arkadaşlar asal çarpanlarına ayırıyorsun. Muazzam bir şekilde. Zaten burada ayrılmış. Şimdi konumuzu anlatalım. Hemen ben de size başka bir sayılarla örnek vereceğim. Daha da büyük sayıları kullanacağız tabii ki. Çünkü 4 ve 6 çok fazla karşımıza gelen sayılar değil. Daha çok böyle 20'den sonra 18, 20 gibi sayılardan sonra daha çok sorularda karşımıza geliyor. Onu da vereceğiz biraz sonra. 2'ye böldük. 4'ü 2'ye böldük. 2, 6'yı 2'ye böldük. 3. Sonra 2'ye böldük bakın 2'yi 2'ye böldük 1 geldi. 3'ü bölemedik aynen aşağı indirdik. Sonrasında ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Sonrasında da ne yaptık? 3'ü 3'e böldük 1 final yaptık. Arkadaşlar EKOK bulurken dikkat. EKOK bulurken bunların hepsini ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. Yani ne var ne yoksa çarpıyorsun. Ne var ne yoksa sadece ortak olarak bölenleri değil. Ortak olarak bölenler de EBOB'tu zaten. Burada tamamını çarparsan eğer 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani buradan EKOK'umuz kaçmış? 12'miş. Zaten biz burada yukarıda 12 bulmamış mıydık? Evet. O zaman burada da 12'yi pratik bir yöntemle bulmuş olduk. Sevgili arkadaşlar tabii ki 12'nin ortak kat olduğunu bulduk ya 12'den sonra da 12'nin katları da ortak kattır. Yani en küçük ortak katımız 12 ama 24 de ortak kattır. 36 de ortak kattır. 48 de ortak kattır. Yani 12'nin katları da arkadaşlar EKOK olarak yani en küçük ortak kat değil ama ortak kat olarak bulabiliriz. Bazı sorularda çünkü şart koyuyor arkadaşlar şart koyuyor. Buna dikkat edin. Mesela 12'yi buluyorsun ama diyor ki işte Ali'nin misketleri işte 70 ile 80 arasında olduğuna göre gibi bir şart koştuğu zaman o zaman ne yapacaksın? 48, 60, 72, işte 84 diyeceksin. İşte burada bakın 72'yi ne yapacaksın? Bulacaksın. Yani şart olduğu zaman direkt 12 ile değil de katlarıyla da işlem yapmak zorunda kalacaksın. Bunu da özellikle vurgulamış olalım. Şimdi sizlerle beraber hadi bakalım mesela bir örnek soru yapalım. Örneğin 24'te arkadaşlar 24'te 36'nın 24'te 36'nın EKOK'larını bulalım sizlerle beraber. Yeni bir soru olsun. 2'ye böldüm 12 oldu arkadaşlar. 2'ye böldüm 18. Sonra 2'ye bölüyorum 6. 2'ye bölüyorum 9. Sonra 2'ye bölüyorum 3. 2'ye bölüyorum bölünmüyor ne yazık ki. Sonra 3'e bölüyorum 1. 9'u 3'e bölüyorum 3.
Sonra 3'ü 3'e bölüyorum 1. Sonra ne yapıyoruz? Ekok'ta hepsini çarpıyoruz arkadaşlar. Hepsini çarpıyoruz. Hadi çarpalım bakalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. 24 çarpı 3 kaç oldu? 72. İşte bu sayıların ekoku kaçmış? 72'ymiş sevgili arkadaşlar. Şimdi ekoklarda tabii ki üstü olarak arkadaşlar sayılarımız karşımıza geldiğimizde onların da ekokunu çok güzel bir şekilde bulabiliriz. Daha pratik bir yolla. Peki nasıl yol? Asal sayılarda arkadaşlar üstü olarak verildiğinde sayıların ekokunu bulurken ne yapıyorsunuz? Üssü aynılarında üssü büyük olanı alıyorsunuz. Peki aynı olmazsa, ortak olmazsa, ortak olmayanı da alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu özellikle vurgulayalım. Mesela buraya baktığınızda 2 üzeri 3, 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ten hangisini alırsın? Tabii ki 2 üzeri 3'ü alırsın. Süper. 3 üzeri 2, 3 üzeri 1 hangisini alırsın? Büyük olan alırsın arkadaşlar. ECOG'da büyük olan. EBOB'da küçük olandı. 5 üzeri 2 ortak arkadaşı yok. Arkadaşlar ECOG'da onu da alıyorsunuz. Sakın unutmayın. Dolayısıyla sayılarımızın ECOG'unu ne yapmış olduk? Üstü ifadelerde ECOG bu şekilde bulunuyor. Bunu da söylemiş olalım. Devam edelim bakalım. Bakın sayılarımız var burada. Sayılarımıza baktığımızda hemen şöyle bir ortak olanlar var. Ortak olanlardan üssü büyük olanı alıyoruz. Yani 2 üzeri 3'ü alıyorum. T ve N'nin ekoklarını bulurken. Sonra baktığım zaman 5 üzeri 2, 5 üzeri 3. Hangisini alırım? Tabii ki 5 üzeri 3'ü alıyorum. Süpersin. Devam edelim bakalım. 7 üzeri 2 ne olacak? 7 üzeri 2 yalnız kalmasın. Onu da ne yapıyoruz? Grubumuza dahil ediyoruz ve süper bir şekilde ekoklarını harika bir şekilde bulmuş oluyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Bakın 18'de 27'nin de en küçük ortak katını nasıl bulmuş? Burada bakın bulmuş ve burada ortak olan olmayan herkesi çarpıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 3 6, 6 kere 3 18, 18 çarpı 3'ten de cevabımız kaç oluyor? 54. Yani 18 ve 27'nin ilk buluştukları kat 54. Tabii ki 54'ün katlarında da yine buluşmaya devam ederler sevgili arkadaşlar. Aralarında asallık. Devam ediyoruz. Aralarında asallık nedir? Arkadaşlar aralarında asal sayılarda bir dışında ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Ya da bir dışında ortak çarpanı olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Aralarında mesela 7 ile 15. Arkadaşlar 7'nin bölenleri ya da çarpanları nedir? 1 ve 7'dir. 15'in nedir? 1, 3, 5, 15. Aa, baktığım zaman bir dışında ortak bölen yoksa aralarında asal sayılardır diyebiliriz. Peki olmayan ne var? Mesela arkadaşlar diyelim ki 10 ile mesela 10 ile 18'e bakalım. Veya 10 ile 25'e bakalım. Şimdi 1'e bölünüyor, 1'e bölünüyor. Tamam, bu zaten istediğimiz bir şey. Ama 2'ye bölünüyor, bu bölünmüyor. Ama ikisinde arkadaşlar dikkat ederseniz bakın 5, 5 ikisi 5'e de bölünüyor. Bir dışında ortak bölen yakaladığınız zaman aralarında asal olmuyorlar arkadaşlar. Bir dışında ortak çarpanı veya ortak böleni olmayacak. Buna dikkat edin. Mesela 10 ile 21 aralarında asaldır arkadaşlar. Çünkü 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür. 1'e bölünür, 3'e bölünür, 7'ye bölünür, 21'e bölünür. Dikkat ettiyseniz bakın sadece ortak olarak verilen sayı ortak çarpanı 1'dir. Demek ki şunu söyleyebiliriz. 10 ile 21 aralarında asal sayılardır diyebiliriz arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edersiniz. Bir dışında ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Peki örneğin arkadaşlar şimdi asal sayılarda neler dikkatimizi çekiyor? Bazen aralarında asal demiyor da mesela ardışık sayılar diyor. Arkadaşlar ardışık sayılar da aralarında asaldır. Lütfen buna dikkat edin. Ardışık sayılar her zaman aralarında asaldır. 7, 8, 19, 20, 34, 35, 47, 48. Ardışık sayılar aralarında kesinlikle asaldır. Ve bu karşımıza kesinlikle arkadaşlar geliyor. Bunu da özellikle vurgulamış olalım. Lütfen buna dikkat edersiniz. Bunu söylemiş olalım. Aralarında asal sayıların asal sayı olma zorunluluğu yoktur. Mesela bakın ben de bir örnek verdim arkadaşlar burada. 10 ile 21. Bu sayılar sevgili arkadaşlar asal sayı mı? Hayır değil. Asal sayı değil. Dolayısıyla ama aralarında asal mı? Evet aralarında asal. Dolayısıyla sevgili arkadaşım bu da yine önemli bir bilgi. Önemli bir bilgi. Aralarında asal sayıların asal olma zorunluluğu yoktur. Bunu da vurgulamış olduk. Devam edelim bakalım sonrasına sevgili arkadaşlar. Farklı iki asal sayı aralarında asaldır. Mesela 3 ile 23 aralarında asal mı? Evet.
O zaman asal sayılar kesinlikle aralarında asaldır. Mesela 2 ile 19, 11 ile 13. Bunda ne yapmış olduk arkadaşlar? Vurgulamış oluyoruz. Yine zaman zaman karşımıza gelen muazzam bir bilgi, inanılmaz bir bilgi. Bir bütün sayılarla aralarında asaldır. Arkadaşlar bir hiçbir şekilde ayırt etmiyor. Diyor ki ben bütün sayılarla aralarında asalımdır diyor ve gerçekten hiçbir sayıyı da ayırt etmediğinden dolayı sevgili bir arkadaşımıza tebrik ediyoruz. Hatta ona da bir alkış yapalım gerçekten. Süpersin bir. Tebrik ediyoruz seni ve sana da böyle bir yıldız vermek istiyorum. Gerçi hatta iki yıldız vereyim sen çünkü gönülleri fethettin. Diğer arkadaşlara birer yıldızla ne yapıyoruz onlara? Geçiştiriyoruz. Evet, aralarında asallık kavramını umarım anlamışsınızdır. Asal sayıları zaten görmüştük. Aralarında asal kavramlarını da bu şekilde halletmiş olduk. Bir dışında ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Bunu da söylemiş olun. Arkadaşlar, videonuzu balla bölüyorum ama size çok güzel bir haberim var. 0'dan 8'e hazırlık setine sahip olan arkadaşlarımız Tonguç Dershanede %25 indirim hakkı kazanıyor. İndirime ulaşmak da çok kolay. Setin arkasında bulunan bu bölümü kazıdığınızda bir koda ulaşıyorsunuz. Bu kodu Tonguç Dershanede ödeme adımlarında indirim kodu yazan yere girerek Tonguç Dershanede %25 indirimin sahibi oluyorsunuz. Hepinize iyi dersler. Sizlerle beraber hemen bakalım. Diyor ki yukarıdaki sayı çiftlerinden hangilerinin aralarında asal olduğu ile alakalı yorum yapar mısınız? Bize demiş, tabii ki yapalım. Arkadaşlar 46 ile 9. Bakın aralarında asaldır. Çünkü 46 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 23'e bölünür ve 46'ya bölünür. Ancak 9 1'e bölünür, 3'e bölünür, 9'a bölünür. Bakın 1'den başka ortak herhangi bir çarpan olmadığı için bu arkadaşımız aralarında asaldır diyebiliriz. Devam edelim bakalım arkadaşlar. 15'e 40. Aman Allah'ım, 15'e 40. İkisi de 5'e bölünüyor. O zaman aralarında asal değildir arkadaşlar. Bunu da ne yapmış olduk? Çarpı koymuş olduk. Bu da gitti. 21 ile 91. Oo, 91. Bir önceki dersimizden ne demiştik? Bunlar Cinderella. Çok tehlikeli. Sanki asalmış gibi gözükür ama asal değildir. Arkadaşlar bakın bu 21 7'ye bölünür. 91 de 7'ye bölünür arkadaşlar. Dolayısıyla her ikisi de 7'ye bölündüğü için aralarında asal değildir. Bunu biraz görmek zor olabilir. Biraz arkadaşlar asal sayıları iyi bilmekle alakalı. 91 çünkü çok tehlikeli. Lütfen buna dikkat ediniz. 24 ile 55'e bakalım. 24 arkadaşlar 55. 55 1'e bölünür, 5'e bölünür, 11'e bölünür, 55'e bölünür. Fakat 24'e baktığımızda 5, 11 ve 55 alakası olmayan şeylerdir. Dolayısıyla bu da aralarında asaldır diyoruz ve bu şekilde ne yaptık? Tikimizi koymuş olduk. Diyor ki sorumuzda, güzel bir soru, çözelim bakalım. Diyor ki x küçüktür 6 olmak üzere. X küçüktür 6 olmak üzere arkadaşlar diyor. 12 ile 2 basamaklı 3x sayısı aralarında asalmış. İnanılmaz. Buna göre x kaç farklı değer alabilir diye bizlere sormuş. Tabii ne yapacağız burada? Hemen x'i 6'dan küçük bir rakam olarak düşüneceğiz ve burada işte 30 olabilir, 31 olabilir diyeceğiz, 32 olabilir, 33 olabilir, 34 olabilir ve 35 olabilir diyeceğiz. Ve 12 çift bir sayı olduğu için arkadaşlar çift sayıları kafadan zaten eleyeceğiz. Bakın çift sayıları kafadan eleyeceğiz. Bunun yanında 12 3'e de bölündüğü için 3 olanları da eleyeceğiz. Kimler kaldı? Bir 31 olabilir, bir de 35 olabilir. Dolayısıyla 1 ve 5 bizimlesin, diğerleri bizimle değilsin diyoruz ve x yerine 1 ve 5 rakamlarını yazabiliriz. Cevabımız da arkadaşlar 2 farklı değer alabilir diyoruz. Peki Ebob-Baikok özellikleri nelerdir? Bunlarla alakalı da arkadaşlar genelde kazanın tadında sorular çok fazla geliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Kazanın tadında soruları çözebilmek istiyorsak da, yani konuyu iyi kavramak istiyorsak da ne yapacağız? Bunları sizlerle beraber çözümleyeceğiz, anlayacağız, değerlendireceğiz ve zihnimizde bir yere oturtacağız arkadaşlar. Aralarında asal sayılar. Arkadaşlar aralarında asal sayının EBOB'u 1'dir. Zaten az önce ne demiştik? Demiştik ki aralarında asal sayıların 1'den başka ortak böleni yoktur. Ne oluyor? Dolayısıyla 1'den başka ortak böleni yoksa sadece EBOB'ları 1. ECOG'ları ise bu sayıların çarpımına eşittir. Arkadaşlar şimdi bakalım 9 ile 7. Arkadaşlar bunların ortak bölenleri 1'dir. ECOG'lar da bu sayıların çarpımına eşittir. Mesela diyelim ki sizlere 10 ile 21'i verdik. Şimdi bazı arkadaşlar bunların aralarında asal olup olmadığını bilmiyor ve uzun uzun işlemler yapıyor. İşte böyle yapıyor, böyle yapıyor falan arkadaşlar filan arkadaşlar çizgiyi çekiyor bir şeyler. Halbuki bu sayıların aralarında asal olduğunu bilen bir arkadaşımız bunu hemen yapar. Der ki bunlar aralarında asal sayılardır. Dolayısıyla aralarında asal sayılarsa bunların EBOB'ları 1'dir.
ekoklarda bu sayıların çarpımına eşittir. Yani ekokları da 210'a eşittir der ve pratik bir şekilde yoluna devam eder. O zaman birinci olarak ne dedik aralarında? Asal sayıların ebopları 1'dir sevgili arkadaşım. Ekokları da bu sayıların çarpımına eşittir. Cepte mi bu bilgi? Cepte. Hadi devam edelim bakalım. İkinci, birbirinin katı olan sayıların ebopları küçük olan sayıya, ekokları da büyük olan sayıya eşittir diyoruz. Bakın burada arkadaşlar bilgimiz sizlerle beraber oluyor. Peki nasıl oluyor? Yine 4'le 12'nin arkadaşlar, isterseniz bunu uzun uzun yapabilirsiniz. 4'le 12'nin çizgiyi çektiniz. 2'ye böldünüz 2, 6, 2'ye böldünüz 1, 3, 3'e böldünüz 1. Arkadaşlar ikisini böldüğü için ne yaptık? Yıldızlarımızı koyduk. Bakın ebopları 2 kere 2, 4. Ekokları da 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. Gördüğünüz gibi ebop ve ekoklarını zaten biz pratik olarak bunu defalarca denedik. Gerçekten de bu kural bizim için çok önemli. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Bunu halletmiş oluyoruz. Peki şöyle yapalım. Daha büyük sayılar olduğunu yapacağız. Mesela yine pratik olacağız ya. Arkadaşlar zamana karşı yarışıyoruz ya. Pratik olmamız gerekiyor ya. Mesela diyelim ki bak 140 ile 280 gibi bir sayı verildi. Dediler ki bunların ekok ve ebop'larını bulur musun? Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki aman Allah'ım bu ne ya, böyle 140 ile 280 kim bulacak kardeşim bunu? Böl böl bitmez bu. Sabaha kadar bölebiliriz falan diyebilir. Ama pratik arkadaşlar şunu gördü. Hocam bunlar birbirinin katı. Birbirinin katı olduğuna göre ebop sayı, ebop dediğimiz sayı 140'a eşittir. Ekok dediğimiz sayı ise 280'e eşittir dedi bile ve yoluna mükemmel bir şekilde devam etti. Yani sayılar büyük olsun fark etmez. Birbirinin katı olan sayılarda sevgili arkadaşlar küçük olan sayı ebop'a, büyük olan sayı ekok'a eşittir diyoruz ve yolumuza harikulade bir şekilde bir başka bilgiyle devam ediyoruz. Cepte mi arkadaşlar? Cepte. İnanılmazsınız, gerçekten harikasınız dedik ve yolumuza bir başka bilgiyle devam edelim. Ebop ve ekok çarpımı. Arkadaşlar iki sayının çarpımı bu sayıların ebop ve ekokunun çarpımına eşittir. Mesela 6 ile 15. Arkadaşlar 6 ile 15'e baktığımızda 6 ile 15'in ebopu 3, ekoku da 30'dur. Bunun yanında bu sayıların çarpımı, yani bakın 6 ile 15'in çarpımı, yani sayıların çarpımı 6 ile 15, ekokların çarpımı 3 çarpı 30. Baktığımız zaman bu 90 değil mi? Bu da 90. Arkadaşlar birbirine eşit. O zaman ne diyoruz? Diyoruz ki arkadaşlar burada aralarında asalmış değilmiş hiç fark etmez. İki sayının çarpımı ebop ve ekokunun çarpımına eşittir diyoruz. İki sayının çarpımı bu sayıların ebop ve ekokunun çarpımına eşittir diyoruz ve yolumuza mükemmel bir şekilde bu bilgiyle, cebe attığımız bu bilgiyle devam ediyoruz. Şimdi hemen örneklerimizi yapalım bakalım. Çarpımları 96 olan iki sayının ebobu 8 olduğuna göre ekokunun kaç olduğunu bulunuz. Şimdi çarpımları 96'ymış arkadaşlar, çarpımları. İki sayının ebobu da 9 olduğuna göre ekok kaçmış? Şimdi ne yapmıştık? Bu sayılarımızdan bir tanesi A olsun, bir tanesi de B olsun. Bu sayıların çarpımı 96. Sayıların çarpımı ebob ekokunun çarpımına eşit demek değil miydi? Bu noktada onu vurguluyoruz. Şair burada onu vurgulamış sevgili yazar arkadaşlarımız. Buraya sayıların çarpımı 96. Arkadaşlar ekoku bilmiyoruz. Ekoku, ebobu biliyoruz. Ebob kaç? Ebob 8. Tamam. Bakın çarpımları 96 olması için ekokun kaç olması lazım? Tabii ki 96'yı 8'e bölersek ekokun 12 olması gerekiyor. İşte tam da şu bilgiyle alakalı. Şu bilgiyle alakalı arkadaşlar güzel bir soru sormuş olduk. Genelde öğretmenlerimiz sınavlarımızda bu tip bir soruyu soruyorlar. Onu da vurgulamış olalım. Devam edelim bakalım. Biri diğerinin 6 katı olan iki sayının ebobu ile ekokunun çarpımı 54 olduğuna göre küçük sayı kaçtır demiş. Şimdi küçük sayıya x demiş arkadaşlar. Süper bir çözüm yöntemi. Büyük sayıya 6x demiş. Bunların çarpımı 6x çarpı, pardon şöyle yapalım. 6x çarpı x dedik. Sayıların çarpımı kaçtı? 54. Şimdi 6x ile x çarptığımızda cebirsel ifadelerden biliyoruz ki bu 6x kare eşittir 54 yapıyor. 6'ya bölersem x kare eşittir 9 yapar. Buradan da karesi 9 olan sayımız kaçtır? 3'tür. X'i 3 bulduk. Küçük olan sayımız 3.
Büyük olan sayımız ise 18'miş arkadaşlar diyoruz ve sayılarımızı da bu şekilde mükemmel bir şekilde bulmuş oluyoruz. Bu bilgileri kullanarak da bunları yapabiliyorsunuz. Canlı derslere aktif bir şekilde katılıyordun. Evet. Canlı dersler açıkçası okuldan hani okulda işlediğimiz konuyu ben hemen bitirmiş oluyordum. Yani okulda ben biliyordum o konuları. Yani daha önce işlemiş oluyordum çünkü ve bu açıkçası çok faydalı bir şey. Daha önceden yolun açık oluyor. Daha ilk baş bir soru gördüğün zaman onu yapmış oluyorsun. Ya da derslerimize soru çözüm dersleri oluyor ya da derslerde de sorular çözüyoruz. Oradaki sorular da açıkçası çok büyük bir avantaj. LGS sorularını da çözdük. Geldik aman Allah'ım. En çok soruların geldiği EBO-PECOG problemleri bölümüne. EBO-PECOG problemleri gerçekten de zibille sorunun olduğu arkadaşlar. Binlerce sorunun olduğu inanılmaz güzel bölümler. Bu bölüme kadar geldiyseniz eğer tam bu noktadaysanız gerçekten de pratik olarak bilgilerimizi öğrenmiş ve EBO-PECOG problemleri bölümüne hazır hale gelmişsiniz demektir. Arkadaşlar EBO problemlerini ne demektir? EBO problemleri arkadaşlar büyük olan parçalardan küçük olan parçalara elde edilme mantıken sorularda bunlar varsa o zaman EBO'dur. Parçalama, bölme, ayırma, küçük küçük minik minik parçalara bölme noktası varsa bunu bu sorularda sayıların EBO'unu buluyorsun. Sayıların EBO'unu buluyorsun. Mesela burada size pratik bilgiler vermek istiyorum. Mesela ağaç dikme soruları. Arkadaşlar ağaç dikme soruları, ağaç direk dikme soruları bunlar EBOB'la alakalıdır. Sayıların lütfen EBOB'unu bulunuz. Un, yağ, şeker, zeytinyağı, limonata gibi ifadelerin yani sıvı veya katı büyük bir şekilde köyden bize gelmiş olan şeydir. Nohuttur, buğdaydır, arpadır, çavdardır, pirinçtir, bulgurdur, zeytinyağıdır. Köyden anneannemiz, dedemiz, babaannemiz büyük çuvallarda bize gönderip biz de onları küçük küçük poşetlere bölüştürüyorsak o zaman orada EBOB kullanacaksınız demektir. Farklı uzunluktaki iki nesneyi eşit uzunluktaki parçalara bölme. Yani elimizde kalas var arkadaşlar, ip var, tel var. Bunları küçük küçük parçalara bölüyorsan burada ne yapacaksın? EBOB kullanacaksın diyebiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Devam edelim bakalım. ECOG nedir? ECOG da arkadaşlar küçük küçük parçalardan, küçük küçük parçalardan büyük parçalar elde ediyorsak, küçük küçük parçaları bir araya getirip daha büyük şeyler elde ediyorsak o zaman ne olacaktır? Burada sevgili arkadaşlar ECOG kullanacaksınız demektir. Şimdi nöbet tutmak, nöbet soruları arkadaşlar. Yani biri 5 günde bir nöbet tutuyor, diğeri 8 günde bir nöbet tutuyor. O zaman burada ne kullanırsın? Tabii ki bir ECOG kullanırsın. Vapur sefer soruları. Arkadaşlar vapurlar da yine aynı şekilde sefer yapıyorlar. Onlar da ikişerli, üçerli, beşerli, dokuzarlı. Bunlar da arkadaşlar nedir? ECOG sorularıdır. Lütfen bunları gördüğünde ECOG sorusu çözeceğini unutmuyorsun. Bunu da özellikle vurgulayalım. Mesela güzel bir soruyla devam edelim. Şimdi 16 litre zeytinyağı, 20 litre ayçiçek yağı. Bakın bunu okudum ya. Hemen aklıma ne geliyor? Hemen aklıma arkadaşlar bölme bölüştürme geliyor. Yani zeytinyağı ve ayçiçek yağı varsa bölme bölüştürme var. Hiç artmayacak şekilde, birbirine karıştırılmayacak şekilde eşit büyüklükteki şişelere doldurulacaktır. Yani büyük bir malzeme gelmiş. Biz onları küçük küçük şişelere bölüştüreceğiz. Buna göre bu iş için en az kaç şişe gerektiğini bulunuz demiş sorumuzda. Bu soru ne sorusuydu? Buram buram EBOB kokuyor arkadaşlar. Buna bir karar verdik ve sayılarında neyini buluyorsunuz? EBOB'unu buluyorsunuz. Güzel bir işlemle öğrettiğimiz gibi EBOB'larını bulduktan sonra EBOB'ları kaçmış? 4. Arkadaşlar burada bazen öğrencimiz 4 diyor ama bu 4 nedir? Neleri EBOB'unu alıyorsan, nelerin EBOB'unu alıyorsan onun EBOB'udur arkadaşlar. Yani litrenin EBOB'unu alıyorsan sonuçta litredir. Uzunluğun EBOB'unu alıyorsan o zaman bu uzunluktur. 4 litrelik şişelere bölüştürüyoruz arkadaşlar. 4 litrelik şişelere ne yapacağız? Bölüştüreceğiz zeytinyağımızı. Peki 16 litrede kaç tane 4 litre vardır? 4 şişe. 20 litrede kaç tane 4 litrelik şişe çıkar? 5 tane toplarsak arkadaşlar 9 şişe elde ederiz diyebiliriz. Devam edelim bakalım. Peki hocam EBOB sorusu çözdüğünüzde ECOG sorusu da çözer misiniz Allah aşkına diye sorular geldiğini hissediyorum. Kulaklarım çınladı. Hemen çözelim bakalım. Tonguç cevizlerinin beşerli beşerli veya sekizerli gruplandırıldığında her seferinde iki ceviz artıyormuş. Elindeki ceviz sayısı 150 ile 200 arasında olduğuna göre Tonguç'un toplam cevizi kaç olduğunu bulun. Bakın burada ne var arkadaşlar? Ne demiştik? Şart demiştik arkadaşlar. Bir şart var. 150 ile 200 arasında olmasını istiyoruz demiş. O zaman ne yapacağız? Bu bir ikişerli, üçerli, beşerli, onarlı gibi bir ifade görüyorsam bu sorunun ECOG sorusu olduğunu hemen anlaman gerekiyor. O zaman sayılarımızın neyini buluyoruz? Arkadaşlar ECOG'unu buluyoruz. 5 ile 8'in ECOG'unu güzel bir şekilde ne yaptık? Bulduk. Kaç bulduk?
40 bulduk arkadaşlar. Demek ki 40 tane cevizimiz var. Ama sazan gibi 40 atlamıyoruz. Neydi? 150 ile 200 arasında. O zaman 40'ın katlarını yazıyorsun. Bak 40, 80, 120, 160. Ondan sonra arkadaşlar 200. Sonra 240 diye böyle gidiyor. Ama senin ihtiyacın olan sayı kaç? 150 ile 200 arası. İşte nerede, bakın burada. 150 ile 200 arasında olan sayı kaç? 160. 2 tane de artıyormuş. O zaman ne yapıyorsun? 160'a 2 de ekliyorsun. 162 cevizi olduğunu mükemmel bir şekilde ekok vasıtasıyla bulmuş oluyorsun arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Bunlar çok klasik sorular arkadaşlar. Tabii ki EBOB ile ekokun çok değişik soruları var. Ama bunlar temel seviye sorular. Zaten bize ne dedik? 0'dan 8'e mantığında bu soruları sizlere çözmüş olduk. Gerçekten de çok şahane. Bir o kadar deli çılgın bir ders oldu. Hadi bakalım, dersi eğer güzel öğrendiysen bize buna kanıtla arkadaşlar ve bu soruyu yorumlara cevabını yaz ve gerçekten de biz de yorumlara bakalım. Gerçekten bu konuyu anlamış mısın, anlamamış mısın diyelim ve kampımızın ikinci dersi matematiğinde sizlerle beraber tamamlamış oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.